BBN Türk ekranlarından merhabalar, yaşamın anahtarına hoş geldiniz. Ben psikolog Yeliz Arda. Biliyorsunuz her hafta değerli konukları ağırlamaya, değerli konuları, en yeni konuları konuşmaya devam ediyoruz. Bu haftada çok değerli bir konuğum var. Uzun zamandır gelmesini bekliyordum. Çok yoğun programlarından dolayı öncelikle teşekkür ediyorum. Sevgili gazeteci, yazar Engin Avcı bugün bizlerle birlikte olacak ve evrenin sayılarını beraber konuşacağız, değil mi hocam? Evet, teşekkür ediyoruz, sağ olun. Evrenin sırrı nedir? Sayılar bunun neresinde? Bugün onu konuşacağız sizlerle. Evet, ben de çok merak ediyordum. Aylardır davet ediyorum, biliyorsunuz. Çok yoğun bir programınız var gerçekten. Tekrar teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Özellikle evrenin sırrı sayılar konusu benim de çok ilgimi çekmeye başladı. Herkes başladı. Söylüyor evrenin sırrı nedir? 3, 6, 9 evet. Hadi bilim falan. Bir kişiye böyle, yani böyle vay akademisyenlere söylüyoruz. Buyurun konuşun dediğimiz zaman. Evrenin sırrı nedir? Bize anlatın. Bilmek istiyoruz. Biz cahil insanlarız. Akademisyen değiliz. Öğretmen değiliz. Anlatın dediğimizde küm iki cümleden sonra tıkanıyorlar. İşte bununla ilgili bir daha hiç kimse evrenin sırrı nedir de tıkanmasın diye evrenin sırrı sayılar bir başlığıyla bir kitap yazdık. 6. basımı bitti. Şu an 7. basımda. En çok satanlarda hocam, biliyorum. Yaklaşık 7 aydır Türkiye genelinde spiritüel disiplinlerin tamamını kapsayıcı özelliği olması sebebiyle biz deriz yerin ve göğün padişahı sayılardır. Bununla ilgili 6 aydır 7 aydır Türkiye'nin en çok satanlarında yer alıyor. 6. baskısı çıktı evrenin sırrı sayılar diye. Büyük bir paradigma, muazzam bir fikir sistemi. Tabii ki hepsinin aslı İslam tasavvufunda yeri olmak zorunda. Türkiye'nin %95'i, 98'i Müslim'le hitap ettiğimiz, Müslüman topluluklarla, mütedeyyin topluluklarla bir yerde yaşayan bir kültürümüz ve milletimiz var. Ve inançlarımıza, değerlerimizle çelişmemesi, kitabımızın bizlere emrettiği ayetlerle, Aleyhisselatü Vesselam'dan aktarılan hadislerle çelişmeden esaslı bir ruhçuluk yapmak üzere disipline ve bunların materyali, içeriği, kitabı, kalemi olmalı ki bizler de aktarırken insanların ruhuna, kalbine, aklına zarar vermeden, inançlarıyla çelişmeden evren nedir, yasası nasıl çalışır, kozmik yasayı okumak için yeryüzünde hangi bilgi sistemini kullanmalıyız, bunların yeryüzünde hangi kodları, kaynakları veya hangi peygamber üzerinden aktarılmış, bunların hepsini okumak bütün bir fikir sistemine sahip olmak demek. Buradan da Üstad Necip Fazıl'ın bir cümlesine ve kitabına atıfta bulunacağım. Bütün bir fikrin gerekliliği, Salih Mirza Beyoğlu'nun kitabı daha doğrusu, fikir sistemi olarak Necip Fazıl'dan. Bütün bir fikrin gerekliliği derken evrene vahdedi vücut doktrini gibi bir büyük olarak, topyekun bir sistem olarak bakmazsanız, parçada ararsanız yorulursunuz. Bugün yüzlerce bilim insanının CERN'de gidip evrenin kozmik yasasını, maddenin orijinal halini, atomun da çekirdeklerine inene kadar aradılar. 1962 elektromanyetik çekim ve kuvvetler yasasıyla tuttular, maddeyi yaratılış açıklamaya kalktılar. En son 2008'de geldiler. 2008 ya da 2009'du bu açıklamanın tarihi. Biz maddenin eksi 32. katına indik, bulamadık. O zaman bir de dışa doğru gidelim. CERN deneylerini durduralım. Maddenin en büyük kozmik yapısına gidelim. Kozmiği anlamadan parçacığı anlamayacağız. Kültürü geldiği için, düşüncesi hasıl olduğu için bu insanlara araştırmaya başlıyorlar. Birinci tabaka, ikinci tabaka, üçüncü tabaka. Ne enteresan, biz bunu 10 bin yıldır, 20 bin yıldır İdris peygamberden beri anlattığımız şeyleri bizlere yeni bulmuş gibi Amerika'yı yeniden keşfederek anlatmaya başladılar. Gelinen nokta neresi? Efendim 10. tabakaya vardığımızda Tanrı parçacığını veya bizzat Tanrı'yı bulabiliriz onların diliyle. Batı'nın agnostik, gnostik inanışıyla, Tanrı'yı reddeden materyalist bakışıyla, yaratıcıyı reddeden materyalist bakışıyla 10. tabakada Rabbi bulmayı istediler. Eğer imkan var ise yayında bununla ilgili bir öngörsel söylemek istiyorum. Rejimizden ekrana getirmesini isteyelim. Gökyüzüyle ilgili bir çarkımız var. Onu rica edeceğim. Eğer imkan var da yayına verebilirseler onun üzerinden anlatarak devam etmek istiyorum bir konumuz. Bununla ilgili o konu da gündeme bir daha gelmedi dediğiniz gibi 2000'li tabii yıllarda. Tabii bitti. Sen şu an CERN deneyleri durdu. Değil mi? Neden? Yani hiç bahsedilmiyor bile. Neden durdu? Evrenin kozmik yasasını anlamak için parçadan bütüne gitmek zorundasın ama bütünü anlamadan parçayı anlayamazsın. Vahdeti vücut doktrini Rab'den ne diyor? Hiçbir şey yokken o vardı. Ayet-i kerimedir. Ki şu anda da bütün bilim olsun, diğer spiritüel konular olsun, kişisel gelişme olsun, psikoloji olsun
Hep bunun üzerine şu anda konuşuluyor. Yani gündem bir üstadın devri başladı. Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri'nin devri başladı. Bildiğiniz bütün felsefeler, kabalatif yaklaşımlar, büyüler, vefkler, efendim adına teta healing derler, Grobovi sayı şu derler, Türkiye'de numerajda yüzlerce kaynak kullanılır ama biz deriz ki hepsinin özü velayeti Muhammediye'nin mirasçısıdır. Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri'nin öğretisidir. Sayı paradigması. Biz buna ilmi ledün deriz. Vakti evet, zamanı geldiğinde ahir hayatta yayılması, ahir zamanda yayılması ile ilgili peygamber hadisi vardır bununla ilgili. Ledüniyet yayılacak. Ne diyordu ayet-i kerime? Siz Beni İsrailoğullarıyla harbe tutuştuğunuzda ağaçlar gelecek. Benim arkamda bir İsrailoğlu var. Gel de bunu Allah için katlet diye hitap edecek. Peki soruyorum. Bir ağaç nasıl konuşabilir? Veya bir toprak parçası nasıl dile gelebilir? Bayağı bildiğin insan gibi konuşacağından bahsediyor. Mümkün mü? Tabii ki mümkün. Kün feyekün dediğinde olur bu. Evet. Lakin hiç gerek yok. Bir insanı sessiz sözsüz şekilde okuyabilmenin sırrıdır ledün. Ki şu anda da mesela hani başka alanlarda çalışanlar da yeter ki inanın. Mesela düşünce gücünün tabii. çok farkındalar. Hani psikolojiyi de birleştiriyorum. Çünkü biz de terapi süreçlerinde bunu yapıyoruz. Bizim, aslında düşünceyi güçlendirip sonra duygular üzerine çalışıyoruz. YouTube'da ve Instagram adreslerimizde biz bir takım yayınlar yapıyoruz. Karşımıza gelir. Hiç daha sesi yok, sözü yok, bir analitik verisi yok, doğum tarih konuşuruz. Deriz ki... Katıldım akşam. Tabii mesela dün akşam misafirimizdi. Şu şekilde olmuştur. Şunu bana söyler misin dediğimde hiç itiraz edeni görmedim. Çünkü biz bunu Beyaz TV'de Türker Bey'le birlikte bir canlı yayın esnasında değil. Hocam dedi ledün ilmiyle ilgili anlatıyorsunuz. Bana söyler misin dedi. Yaklaştım. İş değişimin var. Muhakkak masana bir teklif gelmiş. Bunu konuşman gerekiyor. Bana anlatmadı. Evet. Veri vermedi. Yayın arasında, reklam arasında oturup hoca dedi. Bir ben biliyorum dedi. Bir patron biliyor dedi. Osman Bey'i kastederek. Başka bilen yok. Sen bunu nereden anlatıyorsun? Dedim ki işte ledün böyle. Hani diyoruz ya ayet-i kerimede Beni İsrailoğullarıyla mücadeleye tutuştuğunuzda savaş hali, harp haline girdiğinizde ağaç size haber verecek. Nasıl haber verecek? İşte ledüniyet. İnsanın aura elektriğine yapışmış olan kozmik sistemdeki kolektif çuğur deriz. Yapışmış olan veriyi okumayı öğrenecek insanoğlu. Bu da ruhçuluk materyalizmin önüne geçecek demenin bir başka yoludur. Sayılarla aslında hani biz biraz toplum olarak matematikten soğuduk mu, soğutulduk mu onu da anlayamadım matematik ama değil. Biz, sevmiyoruz biraz matematik. Biz dünyada her şeyin sembolizasyon olduğunu söylüyoruz. Mesela size bir desem bana bir tane çubuk işaretini gösterirsiniz. İki desem Romalılar iki çizgi. Ya şu anki Latin alfabede iki sayısı. Arap alfabelerinde farklı bir yöntemle iki sayısını anlatıyorsunuz değil mi? Bu kitapta biz sayının neden sayı olduğunu, felsefesini anlatıyoruz. Evet. Mesela size desem ki ilk tek sayı bana bir diyeceksiniz değil mi? Evet. Peki ben bir sayı değil desem şaşıracaksın. Matematiği reddediyorsun diyecek. İlk tek sayı üçtür. Rabbimiz demiş ki benim yeryüzünde, gökyüzünde beni simüle eden, taklit eden ve benim işaretçilerim var. Mesela demiş ki harflerin her biri bir ümmettir, peygamberi eliftir. Sayılar birer ümmettir, peygamberi birdir. Ardından dualite başlar, ikilik başlar. İşte bütün batı mistisizminin bize öğrettiği hayat ağacı, yaşam çiçeği, yaratım üçgenini ortaya çıkarır. Tepede Rab ki kitabımızın simgesidir. Buradan da bilenlere sistem olsun. Tepede Rab, sağ ve sol altta dualite, zıtlıklar dünyası. Üçünü birleştirdiğinizde bir üçgen ortaya çıkar. Çok ciddi bir çalışma. Hocam bu bilgileri nasıl elde ettiniz? Ne kadar sürdü? Bunların çok bir kısmı, inanılmaz bir bilgi. Bir kısmı araştırma, bir kısmı keşfi bilgidir. Evet. Bu bilgilerin ilerleme süreci böyle bir günde bir haftada olmaz. Mutlak suretle tasarruf gerek. Çünkü sadece bu konuda değil. Yani genel olarak genel hayat kültürü bilgisiyle de farklı tabii. İşte bilim adamlarının açıkladığını ben kendi kitabımı, benim kitabımın ilk 60 sayfası fizik kitabı gibidir. Ama tasavvuf dilinde. Ayet-i Kerime nasıl işaret etmiş? Yaratıcımız bizlere neyi emretmiş? Bizi yarattığı dünyada nasıl bir matematik kurmuş? Tasavvuf biz o matematiğin neresindeyiz? Çok uzak mı kaldık biz uzun yıllardır? Biraz şimdi ama birkaç yıldır özellikle geri dönmeye başladı ve herkes tasavvuf bir şekilde hayatlarını almaya çalışıyor. İkizler yay aksı dünyada aktif olduğunda, gökyüzü gezegenlerinin dizilimi aktif olduğunda bütün insanlara bir anda sihirli bir değnek değmiş gibi. Şu herkes gibi değil mi? Din, felsefe, yaratılış, ben bu dünyaya niye geldimler başladı. Yani nasıl dünyayı? Bilgi çağı başladı. Sebep Rabbimizi aramaya başladık. Ruh geldiği yerin aslını merak ediyor.
Peki hocam astrolojiyle ilgisi var mı ya da bağlantısı var mı, şimdi, onu merak ettim şimdi. Biz 18 bin alem deriz. Her alemin bir dili, bir okuması var. Bugün harflerin, eşyaların, bardağa bardak demenin, suya su, ağaca ağaç demenin harf ilmiyle, yani onları anlamlandırmayla karşılığı var değil mi? Hocam çok kısa bir aramız olacak ama önemli bir haber geldi şimdi kulağıma. Peki. Kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Evet, yaşamın anahtarı kaldığı yerden devam ediyor. Aslında ara verdik, Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamaları vardı. Konuğumla aslında tam da onu konuşuyorduk. Kendisinin bununla ilgili Devlet Bahçeli'nin açıklamalarıyla ilgili daha önceden çekilmiş videolarını izlemiştim. Zaten o konu üzerine konuşuyorduk hocam. Siz evet. de izlediniz. Şimdi az evvel bilmeyenler için söyleyelim. Engin Avcı hesabıyla birçok yerde ya da kimliğiyle evet. Twitter'da, Instagram'da, YouTube'da, tüm bildiğiniz sosyal mecralarda, birçok televizyon kanalında, hatta yetmedi, en son bütün Yunanistan gazeteleri, televizyonları bizlere manşet geçti. Evet. Yaptığımız televizyon programı sebebiyle Türkiye gündem oldu yeniden Yunanistan'da. Çok şükür arkamızdan bazılarını havlatabilmişiz diye baktık olaya. Türkiye monarşi istiyor diye bir uygulama var. Ben dedim ki Türkiye monarşi istiyor. İnsanlarımız ne istediğinin farkında değil. Şuursuz olarak davranıyorlar. Yani bir şeyi istiyorlar. Bu uygulamanın demokraside karşılığı yok. Mutlak monarşide ancak bu olabilir. Ben de bunu yaklaşık 1,5-2 ay evvel birden fazla mecrada yayınladım. Tesadüf şimdi az evvel Sayın Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı çıktı bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini kalıcı hale getirmek için bir şeyler yapmamız lazım. Köklü anayasa değişikliği istiyoruz. Önümüze gelirse onaylarız. Bu işaret fişeğidir. Yani devlet biz hazırız diyor. Hangi devlet? Aksakallı devletimiz. Devlet erkanına biz hazırız. Yapın, uygulayın, meclisten geçirin diyor. Biz buna ne diyoruz? Baş yücelik makamı. Peki bunu sayılardan okumuş muyuz? Evet. Tarih yayınladık. Açıklamamız var yani çok öncesinde. Dedi ki 2025'e giderken Türkiye 2023'te vereceği seçimle arkasından gelecek süreci hazırlıyor aslında. Bu süreç mutlak monarşi dönemi gibi, ama tabii muhakkak insanların böyle en refah, en geniş, en özgürlükçü haklara sahip olduğu, ancak bütün iradenin tek bir merkezden kudret olarak eline aldığı yapı gerek. Biz bunun adına monarşi diyoruz ama eski adıyla monarşi, yeni adıyla bizler için baş yücelik devletidir veya Gladio'nun küresel yapının adıyla tek dünya devleti. Ne diyordu? Hak geldi, batıl zayi oldu. Peki şu an dünyada tek dünya devleti yok mu? Çin'de giyilen kıyafet sende var mı? Evet. Amerika'daki telefon senin cebinde var mı? Aynen. Orada üretilen parayla burada satın alım yapıyor musun? O zaman tek dünya devleti kurulmuş mu? Evet. O zaman hakkın gelme, batılın gitme vakti. İşte biz sayılardan yine bunu işaret ettik. Şimdi şeylerden ricamız var, rejimizden. Bir astroloji çarkı var. Onu rica edeceğim eğer imkan var ise. Arkadaşlar yayında şu anda 9 yıllık evrelerimizi veriyorlar. Ya da 1-3-6-9 evet. döngü durak noktasını veriyor. Bunları anlatacağım özetledik ama. Astroloji çarkını eğer verebilirseler, astroloji çarkından arkadaşlarımıza bir veri paylaşalım. Evet, şu anda geldi ekranda. Bu değil. Bu bizim kadran hesabımız. Türkiye'de patenti bize ait. İlk defa keşfi bir bilgidir. Yazılı bir kaynağı yoktur dünyada. 200 binin üzerinde insan izlenerek, gözlemlenerek çıkmış bir veridir kitabımızda. Bu sayıları karakter analizi yaparken bu kadran kullanılan hesap mecburdur. Kitabınızda var değil mi bununla Tabii. ilgili? Mesela bu ekranda şu an gördüğünüz karakter sayıları dediğimiz 28.04. Bir önceki görsel alabilir miyiz rejimizden ricamız? Bir önceki görsele. Bir önceki. Evet. Burada 28.09.87 diye fark ediyorsanız evet. ben kendi doğum tarihim üzerinden bir hesaplama yaptım. Nasıl soldan, hesaplandığını şu anda anlatıyorsunuz hocam. Tabii de aynen öyle. Soldan sağa bütün sayıları topluyorsunuz. Topladığınızda elinize gelen iki haneli sayı var. Orada 44 şekliyle gelmiş. Birinci sayı duygusal sayı, yani ruhunuzun sayısı. Kim olduğumu? Ruhunuzun hangi donanımla dünyaya geldiği, ne konuda maharetli olduğu. Mizaç diyoruz buna. Rabbin sizlere verdiği özellik, yaratılıştaki sır. Onu değiştiremezsiniz, evet. ona uygun yaşarsınız. Evet. İnsan ruhuna muhalif bir yapıda yaşayamaz, ömrünü sürdüremez. Mutlaka bir yerde patlak verir. İkinci hanedeki sayı, bizde 37 olabilir, 25 olabilir, sizinki 33 mesela, yayın öncesi konuştuk. Evet. İkinci sayı ise insanın mantıksal karakteri, yani bu dünyaya dair işleri yönettiğin sayı. Çok enteresandır, duygusal sayı 4'ü geçmiyor. Hangi sayıyı toplarsanız toplayın 4. Biz de deriz ki Muhammedi sayı 4'tür.
Ruh dört parça yaratılmıştır. Bilinen en büyük çokluk dörtlü başlar. Karedir sembolün adı. Üçgen yaratım üçgeni. Her şeyin, gezegenlerin yuvarlaklığını oradan algılayın. Yaratılışın muhakkak bir daireden, boşluktan. Kitabımızda Abdülhakim Koltu diye bahsederiz. Her şey bir delikten yaratıldı, doğdu diye yuvarlak sembolizasyonu vardır. Alın size yaşam çiçeği örneği. İşte o dört örneği Batı mistisizminde İsevi cümlelerle ve İslam tasavvufundan uzak cümlelerle anlatılan her şeyin kitabımızda karşılığı var. Aslı İslam tasavvufuna uygundur. Toplarsınız sayıyı dörde eriştirebilirsiniz maksimum. Ancak diğer sayılarda, dünyaya dair sayılarınızda topladığınızda 9 tane sayı çıkar. Yani atıyorum 29 olabilir, 38, 39 olabilir, 45, 46, 47 olabilir ama 51 olmaz, 62 olmaz. Çok ilginç. Ama gördüğünüz gibi 29 oluyor, 39 oluyor, 48 oluyor. 9'a kadar dünya, çünkü diyor ki dünyada her şey, her iş, her madde olabilir. Size bu yetkinliği verdik. Her insan, her özelliği dünyada yaşayabilir, vücut buldurabilir, gerçekleştirebilir. Ama ruhun diyor 4 kategoride. Ben ruhu dörde böldüm. Muhammedi ruh dörttür diyor. Sırrı burada. Şimdi bunu bilmeden, ruhçuluk nedir bilmeden, yaratılıştaki gizemi bilmeden, kozmik enerji insana versin. Enerji seansları, şifalar yapalım. Orada zaten yapalım. Aslında soru işareti kalıyor insanlarda. Evet, dinliyoruz, inanıyoruz, gidiyoruz belki danışmanlık alıyoruz ama hep bir eksik kalıyor. Onu i̇şte fark ruhçuluk ettim. Ruhçuluk yok. Yani psikologlara gidiyoruz. Siz de bir psikologsunuz. Evet. Gerçekten beni belki bu konuda yanlış anlamayın. Eleştirel olarak bulacaksınız cümlelerim ama soruyorum, bir insanın ruhundaki özellikleri bilmeden, ruhundaki sıkışıklıkları bilmeden, onun hangi donanımla, hangi zırhla dünyaya geldiğini bilmeden ilacı dayayıp geçmek veya kanata kanata travmalarını 5 seans, 10 seans konuşmak ne kadar doğru? Hatta o onları yaşadığı için çöküntü yaşadı zaten. Evet. Bir daha kanatıyoruz. İşte aslında ben psikoloji biliyorsunuz ikinci üniversite olarak okudum ama ilk derste söylenen şey şuydu. Eğer sizin bir insanı anlayacak empati gücünüz yoksa, yeteneğiniz yoksa, bir insana yardım etme gücünüz yoksa şimdi bırakın. Peki ben soruyorum. O işte bugün, aslında dediğiniz bugün gibi hani insanı tanımak, kendini tanımak, o ruhu tanımak. Türkiye'nin en değme psikologları için sesleniyorum. Bunları hep yayınlarda söylerim. Hepsine birden soruyorum. Ruh nedir? Bunu bana açıklamayan, ben psikoloji mesleğini lisans olarak bitirdim. Elime bir kağıt parçası aldığımda topluma şifa dağıtıyorum demesin. Terapi yapıyorum demesin. Psikiyatristlerin hepsine sesleniyorum. Benim tasavvufla açıklayabildiğim, hiçbir cerrahi, hiçbir psikoloji müdahalesine gerek kalmaksızın sadece farkındalığını artırarak gönderdiğim birçok insana basıyorlar ilacı. Otistik diyorlar aşırı zekilere. Hayır, 1000 yılın çocukları geldi dünyaya. 2000'den beri 1000 yılda, yılın sadece bir gününde doğan çocuklar var aramızda. İşte onları tanıyor musunuz? Keşfetmek ve üzerine çalışmak sistemi belki de. Sistemi bilmek sistemi gerekiyor. Sistemi bilmek. Rab seni yarattı, bu dünyaya gönderdi. Üzerinde bir ceket, yelek ne olduğunu bilmeden ben seni nasıl tasvir edeceğim? Evet. Nasıl sana şifa vereceğim? Nasıl yardım edeceğim? Hocam burada sözünüzü balla kesmek zorundayım. Yaşamın anahtarı kısa bir aradan sonra devam edecek. Evet, yaşamın anahtarı Engin Avcı ile devam ediyor. Gerçekten az önce de Devlet Bahçeli'nin yorum yaptığınız konuşmasına. Aralarda biz o kadar çok konuşuyoruz ki çok etkileniyorum. Hemen aslında şeyden bahsedelim hocam, vaktimizi iyi değerlendirmek için. Hani Türkiye'nin geleceği hep şu anda konuşuluyor. Savaş olacak mı, seçim ne olacak, işte konut krizi var, dolar krizimiz var malum. Kıtlık krizi kapıda deniyor. Bunların hocam bunlarla ilgili gerçekten yayınları birçok insan yaptı ama hepsi asparagas verilerle yaptı. Bugüne kadar tıpkı aynen böyle sizin yayınıza konuk olduğum yerlerde söylediğim olaylar günü gününe, saati saatine, vakti saati gelince, eskiler hep öyle der ya, vakti saati gelince, zamanı gelince olur. Peki hangi zaman? Hangi zaman? Güneş dönüyor, Merkür dönüyor, Jüpiter dönüyor. Hepsi muazzam, müesses bir nizam içerisinde. Vakti gelince sana bırakıyor, devam ediyor yolunu. Aslında sizin kader. Okuduğunuz zamanı okumak. Aynen. Ledün bize zaman okutur. Yani aynen zamanı öyle okuyorsunuz. Ve en çok merak edilen sosyal medyadan da gelen sorular bunlar da hocam aslında. Evleneceğiz mi? İş sahibi olacağız evet mı? Ben bunu seçimler ne olacak? İnsan özelinden evet çıkarıp
insandan uzaklaştırıp küresel bir bakışla dünyaya dair uygulamaya gayret ediyorum ki işi bireyselden çıkarıp bu aslında alemi yönetmenin anahtarıdır onu söylemek adına. 9 yıllık evre döngülerimiz var bizim. Onu istiyoruz arkadaşlarımızdan eğer imkan var ise. En son kapanışta da insanlara sır olarak finansal zirve yıllarını, meslek seçim değişim yıllarını verelim. Arkadaşlarımızdan ricamız 9 yıllık ev. Mesela şu anda ekranda gökyüzünün burçları var. Biri balık diye yazmışız. Bütün astrologlara sesleniyorum. Gökyüzü bir balıktır, balıkla başlar. Hepinize sesleniyorum. Gidin Batı felsefesinden öğrendiğiniz astrolojik verileri öğrenin. Bir kenara koyun ama çarkı kaydırarak hareket ettirin. Gökyüzü balıkla başlar, birle başlar. Bunu her daim duyacaksınız, sıklıkla duyacaksınız. Çünkü aslı İslam tasavvufuna göre ayet-i kerime ve cifir ilmi bize balığı bir söylemeyi mümkün kılıyor. Hepsine buradan müjdem. Devam edelim 9 yıllık evrede. İnsan nasıl hesaplanır? Evet, ülkelerin nasıl kaderleri neye göre değişir? Ona gelelim. Bunu da en son vereceğiz. Bu da hayat amaç sayımız bizim. İlk başta yayınladığımız görsellerde 9 yıllık birinci, ikinci, üçüncü evrede döngülerimiz vardı. Eğer verebilirse onları isteyelim rejimizden. Değil yani yanlış görseller gidiyor maalesef. Biz anlatmaya devam edelim en azından. 9 yıllık evreler var. Doğduğumuz anda şöyle düşünün. İnsan hayatını bir düzlem çizgiye koyun. Bir ülkeyi, bir mahkeme davasını, bir boşanma sürecini, yeni satın aldığınız bir arabanın ilk tarihini bir nokta olarak sabitleyin. 1, 2, 3 diye önce 12 aya. Ardından 1, 2, 3 yıla, ardından 9, 18, 27 diye 9 yıllık evrelere, dilimlere bölün. Birinci, ikinci, üçüncü ayda ne oluyorsa birinci, ikinci, üçüncü yılda o olur. Birinci 9, ikinci 9, üçüncü 9 yılda o olur. Örneğin bir çocuk doğdu. Sıfırdan 9'a kadar her şey bir hükmünde. Evet. Konuşma yeni, ayakta durma yeni, su içme yeni, yemek yeme yeni, duyma yeni, anne baba deme yeni, dünyayı annenin babanın yeni kimliğini... 9 yıl boyunca her şey bir hükmünde. Bir yenilik başlangıç. 2 hükmü 9 ile 18 arası 9 yıl boyunca her şey nasıl ikileme, dualite sağlan. Arkadaş ediniyor. Kız erkek arkadaşı oluyor. İlk sevgilileri oluyor. Akraba, eş, dost, çevre, konu, komşu 8'den 9'dan sonra öğrenip gitmeye gelmeye, tanımaya, bayram ziyaretlerine gitmeye gelmeye başlıyor. Her şeyi 2 hükmünde. Çevre kuruyor. Mesleğini orada öğreniyor. İlk para kavramını 9 yaşından sonra öğreniyor. Her şey 2 hükmünde. Bu şekilde hayat yönetiliyor. Ülkemiz için ise içinde bulunduğu yıllardan hesaplayarak Türkiye 99. yılını bitirdi. 100. yılında bu sene. 9 tane 9'u bitirdiğimizde 81. 10. 9'u verdiğimizde 90. 11. 9'u verdiğimizde 99. 99. Şu an 12. dilime girmişiz biz. 1,5 sene olmuş, 2 sene olmuş bu dilime gireli. Diyor ki 12. dilim. İşte ülkenin tarihini nasıl hesaplıyorsun? Evet, çok merakla bekliyorum. 12, şimdi. 1, 2 daha 3'tür. Bizler için 3 yaratım üçgenidir. Ülkede mutlak suretle yeni yüzyılı etkileyecek bir yaratım var. Şu anda bizim yaşayacağımız. Yeni bir sürecin içindeyiz. Peki bir hafta önce Cumhurbaşkanı, ben bunu 1,5 sene önce yayınlarda, 5 ay önce Nisan, Mayıs yayınlarında, Haziran'da hep söyledim. Peki Cumhurbaşkanı geçen hafta ne dedi Prag'a giderken? Türk yüzyılı başlıyor dedi. Ben 5 ay önce söyledim ya da 1,5 sene önceki yayınlarda söyledim. Türkiye Türk çağına hazırlanıyor diye. Yeni bir veri değil. Matematiksel olarak hesabı var. Türkiye Mayıs ayında konut emlak krize girer dedim. Ocak ayında Bitcoin batar dedim. Herkes çatır çatır kumardır ben sevmem. Bitcoin'e para dedim ki Nisan'da çıkın. Milyar dolarlık batışlar geliyor. Kimse inanmadı. Oo boğada biz kazanırız. 3.2 trilyon dolarlık varlık kaybı yaşandı. Şu anda konuşulmuyor bile zaten. 3.2 trilyon dolarlık varlık kaybı ne demek ya? Dünyanın yarı parasını yok ettiler. Evet. Nerede? Dijital kumarda. Peki dedim ki bir daha geri döndürülemez şekilde çöktü Bitcoin. Almayın, satmayın. Niye? Uranüs gidiyor. Uranüs boğa transidi bitti. Artık ikizlere geçiyor. Medyaya, görselliğe, algıya hükmedecekler. Yanın astrolojiden de yararlanıyorsunuz. Astroloji bunun bir hizmetkarıdır. Harf ilmi bunun hizmetkarıdır. Sayı numaroloji ilminde, var. İşte 3, 6, 9 mesela. İşte bunların her biri yaratım üçgeninde sırrı gizli. Böyle bir dakikada anlatılacak konular değil. Evrenin Sırrı Sayılar kitabının içerisinde bunun verileri var. Arkasında da bunun eğitimlerini almak isteyenlere dair veriler var. Eğer merak eden, ben bu işi öğrenip de hayatıma katacağım, mesleğime, örneğin psikologsunuz. Evet. Size ben bir insanın hiç anlatmadan sayısını aldığınızda hayatını bileceksiniz desem, bir aydınlanma gelmez mi? Az önce konuştuk hocam. Yani bir insan geliyor, hiçbir şey yok, veri ortada. Bir ülkenin, bir arabanın, bir şirketin kaderi,
bir yatırımın kaderi. Mesela Marx Elliot'ın 5 dalga teorisi vardır borsada. Halbuki Allah üçle yarattırmış sözünü bilenin bileceği bir teoridir. Bir iyi, iki iyi, üç mutlaka batar. Battı bir, ikinci mutlaka batar. Üçüncü de mutlaka düzelir. Al sana 5 dalga teorisi. Peki mesela Allah bu teknoloji, işte sosyal medya kullanımı, onlarla Kova ilgili... Yeni dönem bilgi teknolojileri evet, çağıdır. Metaverse İki sene konuları. Boyunca daha hayatımızda aktif olacak. Ancak kesinlikle yüksek şuur bilgi dönemine geçiyoruz. Teknolojik cihazlarla ilgili dönemler sonuçlanacak. Büyük bir güneş fırtınası bekleniyor biliyorsunuz. Ama yeryüzündeki adıyla güneş fırtınası. Bize göre batmayacak güneşin doğuşu esnasında o bir tekbir getirdiğinde şu teknolojik cihazlar, stüdyodaki lambalar, ışıklar bir anda düğmeye basılmış gibi al sana güneş fırtınası. Tam o esnada madde karşılığını Rabbimiz bütün verecek. Bütün teknoloji bitecek. Çökecek. Elektrik bitecek, teknoloji bitecek, televizyon bitecek. Peki hocam hangi böyle, tarihler arasında? Böyle bildiğin 1000 yıl öncesine döneceğiz bir anda. Kimin ile? Ruhçuluğun gücüyle dünyaya gelmiş olan batmayacak güneş Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuruyla. 2025 Mart'la 2025 Eylül ayları arasıdır yazın. Bu sene 11. ayla 1. ay arasında yeryüzünde ruhsatı kendisine verilir. Aramızda yaşıyor. 1985 ile 89 yıllar arasında doğum tarihi vardır. Ve bunlardan bir tarihle aramıza gelmiş kişinin söylenilenlerin hiçbiridir bu arada. Hala kendini bilmiyor. Sadece ona ruhsat bu sene verildiğinde farkında olacak ve görevine 2025'te başlayacak. Sizin o bahsettiğiniz bir... Batmayacak güneş 3. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla aramıza gelecek bir dönem. Şu an farkındaysanız... Bir kişiden bahsediyoruz değil mi? Bir şahıstan bahsediyoruz. Gökyüzünden merdivenlerden inecek olarak algılamayın. İnsanın ruhu önce yaratılmıştır. Ruhi alemde zuhur edecek. Şu an ruhi kendisi olarak de bilmiyor. Göreceksiniz. Tabii kendisi bedenen senin benim gibi bir insan. Adını sanını bilmiyoruz ama ben o insanın ruhunu gördüm. Harem-i Şerif'te müşahede ettim ben onun ruhuna. Kalbi açık olanlar bunu geçen yılın Ocak ayında gördü, müşahede etti. Kalbi açık olanlar bunu bilir. Sadece kendisine ruhsatın tevdisi bekleniyor. Bu sene Kasım ayından sonra yaşanacak. Kasım'dan sonra? Yani bekliyoruz. Bir ay sonra hemen. Yani bir aydan sonraki bir süreç. O böyle bir günlük bir an değil, bir süreçtir. Hepimiz tanıyacağız o kişiyi. Hepimiz tanıyacağız. Ama nasıl tanıyacağız? Güneş fırtınasıyla tanıyacağız. O bir tekbir çektiğinde alemdeki bütün teknolojik gelişmeler sıfırlanacak. Reset. Great Reset. Büyük Great Reset'in nasıl bir projesi var kafirde? Allah'ın da bir planı var. O da bir Great Reset hazırlıyor. Her şey zıttıyla kaim bu dünyada. Hocam çok unutmayın. Ciddi şeyleriniz var yani paylaşımların ve hayranlıkla. Keşfi, bunlar keşfi alemin sırlarıdır. Dinliyorum şu anda. Yeryüzünde kaynağı yoktur. Sadece ayet ve hadislerde bulabildikleriniz var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdeleridir bunlar. Bunun hesaplarını, ayet hesaplarını gökyüzü necm ilmiyle birleştirerek ben bu sırları okurum, anlatırım. Ve günü gününe tutar hep beraber izleyeceğiz. 2025'in en büyük tehlikeleri bundan mı? Üçüncü Dünya Savaşı. Üçüncü Dünya Savaşı. Mart ayında başlar. Temmuz, Ağustos'u geçerken şiddetlenir. İşte o zaman 17 ay yeryüzünde büyük Deccal'in dolaşma süreci başlıyor. 2025 biz Türk devleti olarak buna hazırlanıyoruz. Zaten biraz önce Devlet Bahçeli'nin Cumhuriyet Hükümet Sistemi'ni kuvvetlendirecek, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni bir köklü anayasa değişikliği şart dedi. Biz diyoruz baş yücelik makamı hazırlanıyor, o makamın sahibi geliyor. Batmayacak güneşin doğma vakti. Bir de dövizle ilgili, dolarla hala ilgili iddiamızın arkasındayız. Gerçekten büyük bir iddianız var. 2022 yılının sonuna doğru, Kasım'dan itibaren düşüşün emarelerini ki zaten 4-5 aydır belirli tarihlerde protokol düzenlemeleriyle, yönetmelik düzenlemeleriyle müdahaleler var. 10 liranın altına belki ocağın beşinde inecek ama göreceksiniz inecek ve bir daha geri döndürülemez şekilde kapanacak bu devir. Siz kendi ülkenizin parasıyla yiyin için yaşayın. Sana ne kafirin parasından diyorum. Dolarla yatıp dolarla kalkanlara da bir sesimiz olsun. Doların imparatorluğu bitti. Altın imparatorluğu dönemi. Efendim dolar düşerse altın satıyor. Bu saçmalığa size inandırdılar yıllar yılı. Ons rezervini dolarla belirlersen dolar olur. Riyalle belirlersen riyal olur. Dinarla belirlersen dinar olur. 100 sene önce 100 dolar 100 dolardı. 100 sene önceki altın bugün 1000 dolar ediyor.
Altın daha altın kıymetli. Altın daha kıymetli olacak her zaman. Değil mi? Peki konut krizi devam edecek mi? Mesela konutlar zaten çözüldü. Hükümet müdahale etti. Hala fiyatlarda geri çekilmeler var. Kiralarda geri çekilmelere bizzat şahidim. Son iki ayda iki tane kiralama yaptım. Biri Ankara, biri İstanbul'da. Gözlerimle kendi konutumdan şahidim. Yasal düzenleme yapıldı. %25'i geçemez dediler. Hükümet de Haziran'da yaptı kiracılara müdahaleyi. Oturan kiracılara müdahale. Yeni konut arayanlara da tutabildiğin en ucuz konutu bul ve yıllık %25'e artışı geçirme. Ortada veri var. Devam ediyor. Mayıs'ı Haziran'ı bulur tamamen ateşinin sönmesi. Ancak bu Eylül'den itibaren hükümet müdahalesi konuta geldi zaten. Şu anda o devam ediyor. Devam zaten. Ediyor. Bir gecede çıkmadı, bir gecede inmez. Bu bir süreç. Hani diyoruz ya Türk halkı monarşi istiyor ama ne istediğinden haberi yok. Dokunduğunda yarın sabah düzelsin istiyorsan sen monarşi istiyorsun hocam. Yayınlayacağın kanunu sabah bitecek. Serbest piyasada böyle bir şey yok. Demokrasilerde böyle bir şey yok. Evet. Serbest piyasaya müdahale edemezsiniz. Doğru mu? Doğru. Bu böyle. Diyoruz mutlak monarşi dönemi geliyor. Hazırlanın. Peki kıtlık konusu var mı? Kıtlık sizin konutu yaşanacak. Arasında. Kıtlık ne zaman olur? Savaş çıktığında olur. Eğer savaş çıkmıyorsa kıtlıktan söz edilemez. O zaman sizin yine teoriniz... Önce savaş sonra kıtlık. 2025. Gıda krizi için provalar, denemeler başladı. Hazırlıyorlar. Lakin tüm dünya tedbirini almış vaziyette. 2022 yılının içerisinde 2023 yılının Haziran ayına kadar bir kıtlık, kriz, salgın beklemiyorum. 2023'ün Haziran'ından sonra daha çok Ağustos, Eylül döneminde yeni dünyaya dair değişimler, siyasi cinayetler, bir ülkenin bir ülkeye anlamsız saldırıları, birçok şey gelecek. Bunların hepsini 2023 analizlerinde konuşacağız. Peki hocam Yunanistan'ı sorsam şimdi. Vuracağız, onlar da vuracaklar. Zaten hatırlayın Nisan'da söylemiştim. Ateşli silahlarla gemimizi vuracaklar dedim. Ağustos ayının sonunda Eylül ayına geçtiğimizde bizzat Mavi Marmara'yı silahlı kurşuna vurdular. Bizzat benim Nisan'da da daha Yunan krizi yokken bizi vuracaklar. Bunu bir gökyüzünde seyrettim ben dediğim olayın aynısı harfiyen gerçekleşti. Adalara bu silahlandırma değişiyor. Konusu değişiyor. Selanik'ten Kırım'a. Musul, Kerkük'e kadar hepsi Türk bayrağının altına girecek 2025 itibariyle. Rahat olun. O savaş dediğiniz kısımda belki kıtlık yaşayacağız Türk ama. Türk çağı başlıyor hocam. Alem nefes alırken Türkiye'den izinsiz nefes alamayacak. Şu kadar kaldı. Evet, çok çok ciddi iddialar tabii, tabii. Ve enteresan hocam. Tabii teşekkür ediyorum. Bunların hesaplamaları için evrenin sırrı sayılar diyoruz. Alsınlar öğrensinler. Ancak bir de gündem 2023 ben daha orijinal bir şeye savaşı. Dokunmak istiyorum. Evet. Bugün Türk siyasi tarihini konuşuyoruz. Ülkenin gelişmelerini konuşuyoruz değil mi? Evet. Elimizde gündem 2023 var. 28 Şubat'ta tıpkı Cezayir katliamı gibi Türkiye'de bir katliam yaşanacaktı. Bunu bir albay itiraf etti. Burada yazıyor. Hazırlanmıştık, bu katliamı yapacaktık, korktuk diyen bir albayın yazısı var. Ne diyor? Türkiye'de 28 Şubat bir katliam provasıydı. Eğer sahada İbda dediğimiz İslami mütedeyyin kesimin dik duruşu olmasaydı korkacaktık. Bir kez daha Allah rahmet eylesin. Kumandan Salih Mirza Beyoğlu'na sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum gıyabında. Onun şuurlandırdığı insanlar sahada Gladio aparatı silahlı kuvvetlerine sızmış teröristlere eğer baş kaldırmış olmasaydı bugün Türkiye'de Cezayir gibi 1 milyon Müslüman Türk katledilmiş olacaktı. Bu kitap yakın 25 yılın 30 yılın gün be gün gazete küpürleri gibi düşünün, istihbarat raporları gibi düşünün. Yaşanan olaylarını gazete notlarıyla yazdığım, yaklaşık 10 yılda yazılmış bir kitaptır. Bir gecede yazılmadı. İçerisinde Türk siyasi tarihi ve yaşanan yakın geçmiş olaylar var. Hepinizin kütüphanesinde bulunması tabii gereken bir veri. Tabii gazeteci kimliğinizle, araştırmacı kimliğinizle zaten yazılmış bir kitap evet, zaten. Onu özellikle İçerisinde okumak istiyorum. Pensilvanya şeytanının ne zaman, hangi şekilde 6 yaşında keşfedildiği, anne baba ve dedesine dair sırlar, İngiliz istihbaratının keşfi, ABD istihbaratına 6 yaşından itibaren devri, Fethullah şeytanı ile ilgili bilgiler var. Herkesin okumasını bir tavsiye ediyoruz. Bir proje olarak? 6 yaşında proje çocuk diyoruz. Dedesi Türk Şahı'na isyan etmiş bir Şia milisi ve bir Yahudi anneden doğma, kendisi de bir kardinal. İşte onunla ilgilidir bu kitap. Bu da çok Ermeni katliamları ile ilgilidir. Gerçekten ciddi bilgiler var. Çok tavsiye ediyorum. Her kütüphanenin içerisinde olması gereken bir kitap. Evet, hem sizlere sayılarla ilgili olsun. evet çok teşekkür ediyorum. Zaten o kadar çok getirdiniz ve çok güzel bir şekilde imzaladınız. Ayrıca çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Ciddi iddialar var. Bunu ben aylardır takip ediyorum sizi. Gerçekten videolarınızı izleyen kişiler zaten bu bilgileri alabilirler. Tarihlerini öğrenebilirler. Evet. Hani burada reklam olarak düşünülmesin. Sosyal mecra 5-6 tane. Bunların tamamında benim ismimle Engin Avcı ile arattıklarında videolarımı seri olarak bulacaklar. Türkiye'ye dair analizler, dünyaya dair analizler. Mesela şu an
Ben Prag zirvesi öncesi bir video çektim. Yayın dün gerçekleşti. Görselle görmüştüm. Tabii, görselle tabii. Beraber bir şey paylaşmıştım. Prag zirvesi dönüşü Cumhurbaşkanı açıklama. Ya ben Cumhurbaşkanı'na mektup verip dal bunu açıkla demedim. Ama dedim ki dünya İsrail, İngiltere ve Kıbrıs'a sıkıştı. Dünya bu üçgene sıkıştı şu anda. Bana bunu kim söylüyor? Güncel siyasi analizler söylüyor. Evet. Peki Cumhurbaşkanı'nın elindeki bu olayın neyi tetikleyeceğini hesap edecek akıl gerek insanda. İzan ölçü gerek. Bir de Necm İlmin'den biraz da olsa haberdar olmak gerek. Bunların evet. ileriye yönelik hesabını yapabilmek adına. Peki danışmanları var mıdır hocam? Cumhurbaşkanımızın, değerli Cumhurbaşkanımızın. Şöyle söyleyeyim, yaklaşık 7 yıldır. Bu bir böyle, sizin gibi bu sayılar yayın, üzerine bu çalışan. Bu yayında ilk defa söylediğim, Türkiye'de ilk defa söylediğim bir veridir. Cumhurbaşkanının şahsı da gaybi alemin tasarrufu altında. İnsanı kamilin tasarrufu altında şekilleniyor dünya. Kendisi de bir insanı kamilin bağlısıdır diye murad ediyorum. Çünkü ne söyleniyor, ne yaşanıyorsa gökyüzünde bir karşılığı var. Cumhurbaşkanının hareketlerinin, söylemlerinin, kararlarının, ülkede yaşanan olayların gökyüzünde bir karşılığı var. Değil mi? Ben de öyle. Kader dağıtan evet. yapı gökyüzüdür. Kaderi yazan Rabbimiz bizim emrimize vermiş yeri diyor. Uzun yıllardır. O da bizlere aktarıyor. Evet, evet. Aynen öyle. Ben de onu öyle düşünüyorum gerçekten bu evet. kadar yıldır. Danışman olduğunu evet. düşünmüyorum. Cumhurbaşkanının çok kaliteli danışmanları yok. Hepsine saygı, sevgi, hürmetlerimi evet, sunuyorum. Sevgilerimizi iletelim. Alim hükmünde, veli hükmünde birkaç hadis tefsiri, ayet okumaları vesaire yapan yakın danışmanlarını tanıyorum ama yeri göğü okuyacak bilgi ve donanımda çok insan yok hayatında. Buradan da belki sizi dinleyip ulaşabilirler. İstemiyoruz biz. Evet. Aman aman. Biz o zaman şeye benim dönelim. Benim koltuğum Cumhurbaşkanı koltuğundan kıymetli. Benim şu oturduğum koltuk Cumhurbaşkanı'nın koltuğundan kıymetli. Ben takip ediyorum hani yayınlarınıza da güzel. Evet katılıyorum. Gerçekten birçok insana da yardımcı olmaya çalışıyorsunuz aslında. Şifa oluyoruz. Evet, şifa olmaya çalışıyorsunuz. Dün akşam da çok ilginç bir yayın vardı. Orada da çok etkilendim anlattıklarınız üzerine, ailelere aslında. Mevlid-i Nebi ile ilgili itirazlar geldi. Evet. Mevlid-i Nebi'yi güneş takvimine göre kutlamak gerek. Çünkü o sadece dünyaya gönderilmiş bir peygamber değil. Çok eleştiri alıyor musunuz hocam bunlarla ilgili? Yani eleştiri mutlaka geliyor. Göğüslemeyi biliyorsanız, söylediğinizden eminseniz izah ve açıklama yetiyor. Şimdi sadece dünyaya gönderilen bir peygamber olsaydı Mevlid-i Nebi'yi ay takvimine göre kutla, hicri takvime göre derdim. Lakin o alemlere gönderilmiş bir peygamber. O zaman bütün alemleri kapsayan zaman yöneticisine göre Mevlid-i Nebi kutlanır. 20 Nisan değildir. 20 Nisan'ı 21 Nisan'a bağlayan gece 4 sularıdır. Herkes 20 Nisan 571 der. Hayır. 21 Nisan 571'dir. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin doğum tarihi. Buradan Türk toplumuna da bir yanlışı düzeltmiş olalım. Evet. Hocam en çok sorulan sorulardan bir tanesi ilişkilerle ilgili. Şimdi biraz kadın erkek ilişkilerine şöyle, gelelim. Yine çok kitaptan merak cevap ediliyor. Vereceğim. Uzun bir matematiksel hesabı yok ama bir insanın soldan sağa doğum tarihini topladığınızda bu kitabın arkasında şöyle göstereyim. Şimdi evlenmeden önce ya da bir ilişkiye i̇şte başlamadan önce. Şurada rejimiz gösterebilir mi kameramız bilmiyorum ama ilişkilerin matematiği diye bir bölüm var. Kitabımızdan göstermek istiyorum imkan var ise. İki tane insanın soldan sağa doğum tarihini topladığınızda bir kader yolu elde edeceksiniz. 35'e 8, 24'e 6, 34'e 7 gibi. İki kader yolunu alt alta toplamayla ilgili burada bir formül var. Evlenmeden iki kişinin uyumlu olup olmadığını burada görmek mümkün. Yorumu var mı? Var. Mesela sayılarla ilgili bir şey çıktı ama. Var. Bununla ilgili bir mobil aplikasyon hazırlıyoruz. Yakın bir haftaya çıkılacak. Herkesin mesleğini, okul yıllarını, evliliklerini, ilişkilerini, ne zaman çocuk yılım, ne zaman kariyer değişim zirve yıl. Mesela şu an ekranda var. Finansal mini zirveler. Bir önceki görsel lütfen. Bir önceki görselde şimdi mini zirveler var. Şimdi doğum tarihlerini girdikleri zaman aplikasyonda. Yani reji hiçbir görselimize sağ olsun teşekkür ediyoruz. Yerine getiremedi. Evet. Mini zirve yılları var. Bir insanın 9 yıllık dilimlerin içerisinde 1-2 şu hangisi para yılı, hangisi evlenme yılı. Hangisi çocuk yılı, hepsi tek tek belirlenmiş vaziyette. Bu belirlenen yıllara göre siz doğru karar alırsanız o yıl gelmesi muhtemel. Gelecek olma hükmünden çıkıyor. Hocam şimdi 9-9 evreler sayıyorsunuz ya ben de şimdi 5. 9'dayım. İşte 5. 9 hayata Great Reset, yeniden başla dönemi. Yeniden mi? Bütün 18-27 arası yaşadıklarınızı burada yaşadınız 36-45'te. 45-54'te 6'ya geçtiniz artık bizlere göre. 6'da da 27-36 arasında yaşadıklarınızı yaşayacaksınız. 27 onu bir düşüneyim ben. Tabii uzunca bir dönem tek tek analiz edin aynıları yaşanacak. Bu kitaptan yararlanabiliyor muyuz? Yararlanabilirsiniz. Size en çok hangi sorularla geliyor insanlar? Çocuklarının okul ve meslek hayatları, iş değişimleri,
evlenme, boşanma yılları ve daha çok ülkenin geneline dair dolar, altın, emlak gibi sorular. Zaten şu anda o kadar çok gündem yoğun ki bu Türkiye'nin geleceği, işte seçim var önümüzde. İran mesela, İran konusu var. İran'la ilgili bir öngörünüz var. İran ateş ne aparattır? İşin büyüğüne bakacaksın. ABD şeytanına bakacaksınız. Bunlarla ilgili zaten tabii geliyorlardır sorular, danışanlar. Evet. Özellikle ilişkiler kısmı en çok sorulan sorular arasında oluyor. İkili ilişki, kadın hani, erkek tanışsak uygun olur mu? Boşanma, evlensek mesela iyi mi? Boşanma çok yılları soran var mı? Yani, mesela söyleyeyim, boşanma yıllarında 9, 18, 27, 36 gibi. Eğer bu 9. yıllara gelirse muazzam mutlu olursunuz. Ama 27'den sonra 30 gibi, 18'den sonra 21 gibi, 3. veya 5. 6. aradaki yıllara gelirse hepiniz üzülürsünüz. Muazzam da sorun yaşarsınız. 4-5 sene sürer o süreç sizin için. 9'lar için aynı sene başlar ve biter. 9. yıllarda boşanmak evladır. Hocam sizi dinlemek inanılmaz keyifli zaten. O kadar çok şey öğreniyorum ki, o kadar şeyler paylaştınız ki bizimle. Ayrıca çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Süremiz maalesef sona doğru giderken ben bütün konuklarıma hocam şeyi soruyorum. Yaşamın anahtarı biliyorsunuz programı. Sayılar. Sayılar. Yerin göğün padişahı sayılardır. Evet. Sayıları bilen, 3, 6, 9'un sırrını bilen, bu dünyada yönetemeyeceği kendi kaderi dahil hiçbir şey yok. Evet. Sen yönetiyor musun? Her bir günüm saatli, hesaplı, takvimli gidiyor. Aslında şu anda o kadar çok gündemde olan bir konu ki belki çok medyada yer almasa bile ben takip ediyorum bu konuları. Bana da soruyorlar, hocam nasıl düşünüyorsunuz? İşte bir psikolog olarak onaylıyor musunuz, onaylamıyor musunuz? Ben de diyorum ki insana iyi geliyorsa. Türkiye'de materyalist bir ruhçuluk hakim. Evet. Diplomanın dünyada para ettiği tek ülke Türkiye'dir. Ben de diyorum ki o diplomaları yırtın. Ruhçuluk nedir? Yaratılış sırrı nedir? Önce bunları öğrenin. Aslında eğitimde de bunun yapılması gerekiyor. Ondan ama, sonra evet, başlayacaksınız dünyayı idrak. Önce ruhu idrak, evet, yaratılışı idrak gerek. Önce Rabbini bileceksin, sonra kendini bileceksin. Bu işin sırrı orada. Evet, çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür hocam ediyoruz mesajlarınız için. Yaşamın anahtarı kısa bir aradan sonra devam edecek. Evet, Yaşamın Anahtarı Psikolog Anne bölümüyle devam ediyor. Biliyorsunuz ki her hafta bir konu belirliyorum. Sosyal medya üzerinden veya kendi sosyal medya hesaplarımdan gelen sorular üzerine her hafta sizlerle bir konuyu paylaşmak istiyorum. Bu haftada özellikle ikna psikolojisi, karşımızdakini nasıl ikna edebiliriz, ikna yöntemleri nedir, hangi ikna yöntemlerini kullanırsak çocuğumuzu, eşimizi veya iş ortamında iş arkadaşlarımızı ikna edebiliriz konusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabi bu ikna psikolojisi konusu ticaretten, siyasetten, her türlü alanda çok etkili olduğu için bilim insanlarında dolayısıyla araştırma konusu olmuş ve bununla ilgili birçok araştırma yapılmış ve en etkili 10 yöntemden bugün bu araştırma sonuçlarına göre bahsetmek istiyorum. Özellikle mutlu ve başarılı bir hayat istiyorsak hep karşımızda mutlaka ya çocuğumuzu, ya eşimizi, ya ailemizi, bir ferdi, annemizi, babamızı hep bir şekilde ikna etmeye çalışıyoruz, değil mi? O yüzden de hani bu iknayı gerçekleştirmek için de hayatta başarılı, işimizde, kariyerde başarılı olabilmek için de bu yöntemlerini kullanabilirsiniz ikna psikolojisinde. Evet, birinci maddemiz güven aslında. Tabii ki siz güvenilir bir kişiyseniz karşınızdakini ikna etmek çok daha kolay olacaktır. Eğer sözünü yerine getirmeyen veya birkaç sefer hata yapmış, yanlış yapmış karşımızdaki kişiye tabii ki size güvenmesi çok kolay olmayacaktır. Ama yine de güvenmesini sağlayabilirsiniz. Burada açık ve net bir şekilde hem özrünüzü dileyebilirsiniz, hem duygularınızı, düşüncelerinizi ve neler yapabileceğinizi açıklıkla belirtirseniz aslında güven elde edebilirsiniz tekrar. Çünkü iyi bir itibarın, iyi bir hayatın güvende çok önemli etkisi vardır. İkna kısmında eğer karşımızdakini ikna etmek istiyorsak kariyerimizde, hayatımızda belli bir istikrarı, belli bir kariyeri de elde etmiş olmamız gerekiyor.
İkinci maddemiz ise beden dilini iyi gözlem yapabilmek. Aslında karşımızda birisi var diyelim, ikna etmek istiyoruz. Ona bir şeyler anlatıyoruz. Belki bu satış ekibi olabilir, belki pazarlama ekibi olabilir ya da eşimizde bir konuda ikna etmeye çalışıyorsak. Öncelikle karşımızdakinin de beden dilini iyi okuyabilmemiz burada çok önemli. Sorduğumuz sorulara işte evet şeklinde başımızı sorarken, yani sormak istediğimiz soruyu sorarken bile evet anlamına gelen başımızı hafifçe sallama konusunu, sallama beden dilini aslında bunda kullanabiliriz. Onun dışında bacak bacak üstüne atıyorsa siz de atabilirsiniz. Veya elini kolunu çenesine getirdiği zaman siz de bu şekilde beden hareketine dahil olursanız burada aslında onaylama hissi ve ben seni anlıyorum, senin gibi düşünüyorum, senin gibiyim mesajı vereceğimiz için karşımızdakini ikna etmek biraz daha kolay olacaktır. Tabii ki bu rahatsız edici duruma gelmeden yapmak burada çok önemli. Hani taklit değil, sadece beden diline uyum sağlamak açısından bunu kullanabiliriz. Tabii her yaptığı hareketi tekrar etmek, taklit etmek biraz itici olabilir ve zaten ikna edemezsiniz o kişiyi. Diğer bir madde ise insanlar yorgun olduklarında tahammülleri çok az olduğu için belki ikna etmek istediğiniz kişi yorgun olduğunda bu talebinizi dile getirebilirsiniz. Yorgunken dediğim gibi insanlar tahammülleri daha az olduğu için ikna edebilirsiniz. İkna etmeniz biraz daha kolay olabilir. Burada da yine çok ısrarcı ve bıktırmadan konuya girmek çok önemli. Diğer bir ikna yöntemi ise istediğiniz bir şey var diyelim. Özellikle eşlerden bahsetmek istiyorum burada. Eşinizle hafta sonu sinemaya gitmek istiyorsunuz. Eşiniz de belki onaylamayacak bunu. Ama öncesinde siz hafta sonu bir hafta sonu tatili talebiyle giderseniz emin olun sinemaya evet diyecektir. Veya gitmek istemediği bir düğün olabilir, kardeşiniz olabilir, anneniz babanız olabilir. Eğer siz karşınızdaki kişinin de düğüne gitmesini ya da bir partiye, bir organizasyona katılmasını istiyorsanız ona lütfen 2 saat aralığı verin. Çünkü ikisinden birisini seçmek zorunda kalır. Bunu ikna olarak kullanabilirsiniz. İkna yöntemlerinden birisi olarak da kullanabilirsiniz. Eğer tek bir saat belirtirseniz ikna etmesi biraz daha zor. Ama iki seçenek sunarsanız mutlaka bir tanesini seçecektir. Siz de zaten iknanızı gerçekleştirmiş olacaksınız. Diğer bir seçenek ise takdir edilecek hususları gündemde tutmanız. Karşınızdaki kişiyi ikna etmek istiyorsunuz. Onun sizi dinlediğini, bu ailenizden birisi olabilir, partneriniz olabilir, anne babanız olabilir, çocuğunuz olabilir. Ufacıcık yaptığı takdir edilecek davranışları, sözleri, emekleri, sizi dinlemesi bile bunu takdir edebilirsiniz. Çünkü insanlar küçük küçük mutluluklar ve takdir gördüğü zaman ikna etmesi biraz daha kolay oluyor. İletişimde daha açık hale gelebiliyorlar. Çünkü siz bu takdiri sunduğunuz zaman cesareti gelecektir ve ikna etmeniz daha kolay olacak. Diğer bir yöntem ise sizin yardımsever ve vicdanlı, merhametli biri olmanız burada çok önemli. İnsanlar daha önce kendilerine yardım eden, merhamet gösteren, sevgi gösteren insanlara daha kolay ikna olabiliyorlar. O yüzden siz de eğer yardımsever ve vicdanlı, merhametli bir kişiyseniz, o kişiye daha önce yardımlarda bulunduysanız emin olun istediğiniz konuda karşınızdaki kişiyi de ikna edebilirsiniz. Diğer bir yöntem, yedinci yöntemimize geldik. Bazen insanların, evet biz karşımızdaki insanı ikna etmeye çalışıyoruz ama bazen de karşımızdaki insanın kötü deneyimleri olabiliyor hayatta ilgili. Karakter, kişilikle ilgili problemleri olabiliyor, zafiyetleri olabiliyor, önyargıları olabiliyor. İşte asıl bunları bilmeden bizim ikna etme sürecimiz çok olumlu sonuçlanmayabilir. En büyük aslında engeldir ikna etmek istediğimiz konuda. Öncelikle bu kişilerin önyargıları varsa, yaşadığı kötü deneyimler varsa, özellikle satış ve pazarlama işinde uğraşan kişiler,
o ürüne benzer bir ürün aldıysa ve tekrar siz aynı benzer ürünü satmaya çalışıyorsanız, ikna etmeye çalışıyorsanız onu ikna etmeniz biraz zor olabilir. Çünkü kötü bir deneyimi var ve ön yargısı var. O yüzden neye ihtiyacı var, hangi konularda ön yargılı, neler yaşadığını bilirseniz sizin o konuya yaklaşımınızla daha hızlı ikna olabilir. Burada tabii yine ikna psikolojisini konuşurken, ikna yöntemlerini konuşurken lütfen aşırı ısrarcı olmaktan çekinelim. Bu zaten başından negatif düşünmelerine neden olabilir karşımızdaki kişinin. Diğer bir yöntem, 8. yönteme geldik. Duygular aracılığı ile ikna edebilme karşımızdaki. Çünkü mantıkla gidersek mantık hep soğuktur, duygular sıcaktır deriz ya. O yüzden duygular üzerinde o konuda ne hissediyor, o talepte ne hissediyor, o üründe ne hissediyor, neler yaşamış onu bilirsek daha etkili olabiliriz ikna konusunda. Çünkü aynı duyguları yaşadığı zaman insanlar empati kurabilirler. O, evet, beni anlıyor gerçekten karşımdaki kişi deyip sizin elde etmek istediğiniz şeye evet cevabı alabilirsiniz. Önemli olan burada karşı tarafı anlıyorum mesajını verebilmeniz. Yani mantık, evet mantık da çok önemli ama önce yaklaşmanız gereken şey duygusal açıdan karşınızdaki kişiyi etkilemek. Çünkü aynı duyguları paylaşan insanlar daha fazla sizi dinleyecektir, daha ılımlı olacaktır ve ikna edebilirsiniz o kişileri. Diğer bir yöntem ise uyum sağlamak. Beden dilinden bahsetmiştik az önce. Aynı şekilde aynı ses tonuyla konuşmak, aynı cümleleri kullanmak, aynı vücut dilini kullanmak da ikna yöntemlerinden bir tanesidir. Karşınızdaki çok sakin olabilir veya çok öfkeli bir durum yaşamış olabilir sizinle karşılaşmadan önce. O çok yüksek sesli konuşabilir. Siz de bu şekilde yüksek sesle konuştuğunuz zaman karşınızdakini anlamamış duruma düşersiniz ve ikna etmeniz gerçekten çok zor olur. O yüzden karşınızdaki kişinin beden dili, ses tonu, aynı hizada konuşmak, aynı beden diliyle konuşmak burada çok önemli. En azından sizi dinlemesine bir fırsat tanımış olursunuz. Diğer bir yöntem ise insanlar ne istediklerini bilmeyebilir ama ne istemediklerini kesinlikle çok net ifade ederler. O yüzden birisini ikna etmek istiyorsanız bir konuda ikna etmek, bir davranışta, bir ürün satışında ikna etmek istiyorsanız öncelikle aslında bilmeniz gereken başında ne istemediği bu konuyla ilgili. Eğer siz ne istemediğini bilirseniz zaten onun üzerine çalışıp daha olumlu yaklaşacağınız için ikna etmeniz de çok daha kolay olacaktır. Özellikle bazı insanların kırmızı çizgileri vardır, hayat görüşleri vardır, davranış şekilleri vardır, yaşam şekilleri vardır herkesin. O yüzden bu kırmızı çizgileri, yaşam şekillerini çok iyi bilirseniz bence ikna etmeniz biraz daha kolay olacaktır. Evet, yapılan araştırmalara göre aslında ikna etmek bir sanattır, etkileme becerisidir. Aslında hepimizin hayatımızda kullandığı beceri veya sanat da diyebiliriz buna. Bunu kullanabiliriz. Bu çocuğumuz olabilir, eşimiz olabilir, partnerimiz olabilir. Ailemizden bireyler de olabilir, anne babamız da olabilir. Mutlaka siyasette dediğim gibi, iş hayatında, kariyer hayatında, öğrencilikte, eğitimde mutlaka birilerini ikna etmek istiyoruz. Mutlaka bir seçenekle bir davranış geliştirmek, beraber hareket etmek istiyoruz. İşte bu yöntemleri kullanarak bunları elde edebilirsiniz. Bunlarla birlikte tabii konuşma dili, konuşma şekli, olumlu cümlelerin kullanılması çok önemli. Burada çok önemli bir sözden bahsetmek istiyorum. Rahmetli Barış Manço'nun söylediği çok güzel bir söz var. İnsanoğlunun ilk öğrenmesi gereken dil tatlı dil diye. Burada da yine bu yöntemler arasında bunu kullanabilirsiniz. Olumlu cümlelerle gittiğiniz zaman karşı taraf kalkanlarını kaldırmayacaktır. O kırmızı çizgilerini belki biraz olsun erteleyecektir. O yüzden kimi ikna etmek istiyorsanız, kime bir karar verdirmek istiyorsanız tatlı dil, olumlu cümlelerle gitmeniz daha kolay olacaktır ikna kısmında.
Evet, psikolog anne bölümünde bugün ikna psikolojisinden bahsettik. İkna yöntemlerinden, 10 adet ikna yönteminden bahsettik. Önümüzdeki hafta tekrar farklı konular, farklı konuklar, en güncel konularla birlikte olmak dileğiyle umarım güzel bir cumartesi ailenizle geçirebilirsiniz. Umarım kolaylıkla etrafınızdaki insanları da ikna edebilirsiniz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.